temaya uygun olsun diye kırmızı giydim. Umarım gözünüzü almıyordur ama mor kırmızı renklerini çok severim. Merhaba koleksiyoncular. Hasbihas koleksiyoncuların kanalı Koleksiyoluğa hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir OMG tanıtımıyla devam ediyorum. LOL OMG Seri 4 ya da diğer adıyla BFF serisinden Spicy Babe. Geçen hafta sizlere LOL OMG Switch'i yani bunun BFF'ini tanıttım. Bu hafta da sizlere Spicy Babe'i tanıtmak istiyorum. Şimdi bu videoya şey diye başlayabilirim. Spicy Babe hanım bence en iyi 5 OMG arasına girebilecek bir bebek deyip de bu videonun sonunda çok kötü bir şekilde yanılabilirim. Ve sizler de bana şey diyebilirsiniz. Sen çok büyük bir yalancısın ve sen çok büyük bir zevksiz bir insansın da diyebilirsiniz. Ancak bunu demenizi şimdi kabul etmiyorum çünkü fotoğraflara bakarak, yani bunu herhalde her videonun başında söylüyorum. Ancak fotoğraflara bakarak gerçekten çok sevdiğim bir bebek oldu. Spicy Babe. Geçen hafta Sweets'i tanıttım. Sweets'e bayıldım, asla kötüleyemiyoruz. Spicy Babe'i de umarım asla kötüleyemeyeceğimiz bir bebek olarak çıkar karşımıza. Ancak şu an niyeyse bir tereddüte girdim. Tereddüte girmek benim olayım değil. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videoya yorum atmayı, Instagram ve TikTok'ta Koleksiyoluk adıyla beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu belki bir süre sonra size robot gibi gelecek ancak çok uzatmadan tanıtıma geçelim. Spicy Babe kutulu olarak karşımızda ve şimdi kutusundan tanıtıma başlayalım. Kutunun ön kısmında gördüğünüz gibi artık gölge resmi yok. Direkt Spicy Babe'in yarısından yukarıya doğru alınmış profil resmi var. LOL OMG 20 sürpriz. Modayı paketten çıkart. Giydir beni. Kendi tarzını göster. Burada Spicy Babe'in resmi var. Buralar zigzag şeklinde yapılmış. Siyah beyaz. Ama fashion doll. Ben bir manken bebeğim. Burada bence çok güzel bir yazı fontunda Spicy Babe yazıyor. Alevli, ateşli yani öyle söyleyeyim. Collect both BFFs. Yani iki BFF'i de topla diyor. Evet topladık. Bu video ile topladık. Burada zigzag şeklinde Spicy Babe yazıyor. Çok güzel. Burada Haysis diyen Spice var. Çok tatlı. Kutunun arkasının yarısı yeşil, yarısı kırmızı. LOL sürpriz OMG. 20 sürpriz. Evet, geldik çeviri kısmımıza. Aman tanrım, biz kız kardeşler çarpıcı tarzımızı ortaya çıkartıyoruz ve kalabalıktan ayrılıp kendimizi ortaya koyuyoruz. Çünkü biz dünyayı şaşırtmak için buradayız. Her defasında burayı değiştiriyorum. Çünkü yenilik her zaman çok daha iyidir. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir. Yani biraz böyle düşünün. Burada Sweets ve Spicy Babe kalp yapmışlar. Çok tatlı. Birazdan biz de bunu yapacağız. Collect OMG. Şimdi kutusunu açalım. Sweet tanıtımındaki gibi buradan sökmemiz gerekiyor. Oha! Bebeğe resmen whitewashing yapmışlar. Bebek burada esmerleşti biraz daha. Böyle bir karton parçamız var. Gördüğünüz gibi bir dakika bir şey fark ettim şu anda. İnanmıyorum. Kalp yaptılar. Çok güzel. Çok güzel bir satış stratejisi. Evet kesinlikle koleksiyon yapmaya, seriyi tamamlamaya devam edeceğiz. Şaka yapıyorum. İkisi de böyle çok tatlı. Bunları böyle kesinlikle asacağım. Aslında içerisi çok güzel. Yani bir koltuk var. Ayakkabılar var. Sugar ve Spice'ın resimleri var. Çok tatlı. İçerisine bayıldım ama Sweets'inki kadar güzel değil. Yanından BFF Journal. Yani BFF günlüğü çıktı. Çok tatlı. Kendisi Sagittarius'muş. Yani yay burcu. Opposite Forever yazmış. Sonsuza kadar karşı taraf yazmış. Burada diyor ki parıldamaya devam et. Kimsenin senin alevinin sönmesine izin verme. Evet. Okey. Arkası da böyle ama barkod detayı yok. Ankle boot diyebileceğimiz bir ayakkabı biçimi çıkıyor. Burada spicy spicy yazıyor sanırım. Bu sefer daha küçük yapmışlar, barkodu okuyamıyorum ne yazdığını. Yani şey demeye çalışmış, baharatlı baharatlı gibi. Ayakkabı kutusu gri, hafif metaliyimsi. Yanından kırmızı topukluları çıktı. Sivri. Çok güzeller. Bir adet zigzag kırmızı kağıdımız var ve bu kağıt saklanıyor. Bir adet füme renginde aksesuar kutumuz var. Yine iki tane poşet çıktı. Birinci poşette füme iki farklı bel aparatı çıktı. Bu artık biliyorsunuz farklı yerlerinden bebeği tutturabilmek için yapılan bir taktik ve çok iyi. Bir çift zımbalı saç tokası, bir çift küpe, bir adet choker tasma, bir tane pudra kutusu çıktı. Çok tatlı. Gördüğünüz gibi gülen şeytan varmış gibi yapmışlar füme renginde. Ve içi gerçekten açılınca burada simler var ve burada da gerçek bir ayna var. Bu küçücük detayı bile yapmışlar.
Ayrıyeten bir adet pembe fırça çıkıyor. Gerçekten çok iyi. Ekstra aksesuara bayılıyorum. Bunu kağıda zikzak şeklinde de saklıyoruz. Birinci kıyafet paketimiz siyah. Üstünde dikiş atılmış gibi bağcık kısımları olan bir desen var. Oha! Çok güzel bir pantolonu var. Yakından çok daha güzelmiş. Pembe askılığımız ve sahte plastik göğsümüz var. Ve bu kızın bu sahte plastik göğse hiç ihtiyacı yokmuş gibi duruyor. İkinci kıyafet paketimiz böyle kırmızı hafif pembemsi. Üzerinde ok işaretinin olduğu bir paket. İnanmıyorum. Çok güzel bir ceketi var. Oha, resmen Lady Gaga The Fame döneminden fırlamış gibi bir ceket. Burada gördüğünüz gibi siyah bir askılığı var ve sahte plastik göğsümüz var. Ancak bu sahte plastik göğüs buna sığabilecek gibi değil. Aa, burada yazı yazıyormuş. Diyor ki eğer ısıyı kaldıramıyorsan podyumdan uzaklaş. Tamam, şu an ısındım ben. Burası bir kıyafet dolabı. Çok heyecanlıyım. Bebeğe bakamıyorum yakından. Tada! Bir adet talimat kağıdımız var. Burada gördüğünüz gibi kıyafet dolabımız var. Ayna var. Ayna gerçek bir ayna. Burayı kaldırırsanız kameramı görebilirsiniz. Yanından füme renginde tutacak parçaları çıkıyor. Bir adet gri metalik terak çıkıyor ve bu sefer bu bebekte kullanabilirsiniz. Ayrıyeten BB Boutique yazılı bir sürpriz paketimiz var. Wow! Çantaya bakın. Çok iyi. Metal zinciri var. Kalpli. Ortadan kırılmış gibi yapmışlar kalbi. Kırmızı. Hafif böyle şeffafımsı. İçi açık ve gerçekten aşağı konulabiliyor. Ayrıca burada gördüğünüz gibi zımba detayı var. Ve burada bir tane pembe biber dekoru var. Gerçekten sallanıyor. Çok iyi. Çantasına bayıldım. Şimdi bebeğimizi giydirmeden önce iç çamaşırlarına bakalım. Yani surat baskısı idare eder. Biraz idare eder. Dümdüz siyah çizgili bir mayosu var. Orta kısımda bir dekolte detayı var ve boğazlı. Dümdüz bir mayo. Arkadan da bu şekilde duruyor. Spicy Baby giydirdik ve şimdi Spicy Baby'nin tanıtımına başlayalım. Fuchsia, magenta renklerinde bir ruju var. Metalik çok güzel. Masmavi gözleri var. Çok tatlı. Hatta turkuaza yakın. Altında daha açık pembe, üstünde ise daha koyu pembe olacak şekilde 3 tane ucu sivrilmiş parı var. Burada bir tane beni var. Burada bir tane zımbalı küpesi. Buradaysa zincir şeklinde aşağı inen zımbalı bir küpesi var. Saçının önünde siyah bir kalkül var. Saçları bir buradan, bir de buradan olacak şekilde iki tane at kuyruğu yapılmış. Saçları siyah ancak aralardan buradan gördüğünüz gibi kırmızı, daha doğrusu pembemsi kırmızımsı bir rengi var. Böyle magenta renginde gibi. Aynı şekilde burada da öyle. Ve geri kalan saçı arkadan bu şekilde salık bırakılmış, siyah. Saçının iç kısmında ise gördüğünüz gibi yine aynı rengin devamı var. Burada ise iki tane zımbalı metalik saç tokası var. Resimde bulunmayan ancak yanından aksesuar olarak çıkar zımbalı bir choker kolyesi var. Ucunda gerçekten sallanan metalik bir kalp var. Ortası kırıkmış gibi yapılmış. Burada gördüğünüz gibi siyah beyaz o altındaki mayosunun geri kalan kısmı gözüküyor. Burası şeffaf. Burası da şeffaf. Burası şeffaf ve burası da şeffaf olacak şekilde kolları olan bir ceketi var. Omuzları siyah vatkalı ve vatkasında belki kamerada çok gözükmüyor ancak parlak kare kare ekose detaylar var. Burada gördüğünüz gibi gerçek zincir detayı yapılmış. Kollarında gerçekten hareket ettirebileceğiniz kemerler var. Ve ceketinin arkası ise böyle duruyor. Bu bel kısmı korse giydirilmiş tarzında dikilmiş ve çok güzel duruyor. Sırtı ise tekrardan şeffaf. Ceketi aynı zamanda bu şekilde uzun sivri kesime sahip. Magenta renginde ojeleri var. Çok güzel duruyor. Altındaki pantolon bence OMG tarihinde görebileceğimiz en güzel pantolonlardan bir tanesi. Kıpkırmızı latex bir pantolon. Gerçekten çok esnek. Tamamıyla buralar gerçekten dikilmiş. Yani bu zigzag dikişler, siyahlar gerçek yapılmış. Baskı değil arkadaşlar, gerçek. Ve dizlerinde ise tekrardan ortasından kırık kalp geçiyormuş gibi kırmızı bir dikiş atılmış siyah deri parçaları var. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hem de latex. Yani ne diyebileceğimi bilmiyorum. OMG çıtayı yükseltmeye devam ediyor. Pantolonun arkası ise böyle duruyor. Ayakkabıları kırmızı, siyah önünde bağcıkları olan bir bot. Uçları sivri ve kalın topukları var. Arka kısmında ise bu şekilde metalik, hafif böyle çukurluğa sahipmiş gibi olan topuk detayı bulunmakta. Tek beni rahatsız eden şey keşke şurada bilek görmeseydik de bu ayakkabı bu pantolonu kapatmaya devam etseydi ve dümdüz gitseydi. Muhteşem bir bebek ya. En iyi OMG'ler arasına girer bence. Bugün sizlere muhteşem hanımefendi Spicy Baby tanıttık. Sweet mi daha güzel, Spicy Baby mi? Bence ikisi de eşit. Bu konuda karar veremiyorum. İkisi de en iyi 5 OMG arasına girebilecek bebeklerden. Çünkü ikisinin de tarzı birbirinden farklı. Biri çok daha tatlı, soft. Birisi çok daha keskin, daha baharatlı. Bu yüzden
Sugar and Spice diyoruz ya onlara, Opposite Club diye geçiyorlar. Spice Babe bebeğine de bayıldım. Gönül rahatlığıyla alınabilecek bir bebek mi? Şimdi bu konu hakkında biraz konuşalım. Sadece beni tek rahatsız eden şu. Eskiden OMG bebekleri, yani MGA, çok daha fazla saça dikkat ediyordu. Kutudan saçın daha resimdekine uygun versiyonunun çıkmasını istiyordu. Ancak şimdi biraz daha dağınık, biraz daha model dışına çıkmaya başlamış gibi ya da fotoğraftaki aksesuarları dışında aksesuar bulunan bebekler gibi yapmaya başladığı için çok gri bir alanda kalan bir bebek oluyor bu. Yani ne kötüleyebileceğim ne iyileyebileceğim. Çünkü benimkinin saçları yani iyi çıktı diyebilirim. Sweets kadar çok fazla aksesuarı ya da çok fazla kıyafeti yok. Ancak tek 2-3 parça kıyafeti olmasına rağmen bu kıyafetin içerisindeki detayları arttırabilmişler. Çok daha fazla detaya girebilmişler. Bundan dolayı bebeği çok sevdim. Yani az parça, ancak az parça ile çok fazla şey yaratılabileceğini gösteren bir bebek var karşımızda. Bundan dolayı koleksiyonunuzda olması gereken bir bebek mi? Benim koleksiyonumda olduğu için mutluyum. Ancak siz keskin, az aksesuarla çok fazla şey vaat eden bebekleri seviyorsanız Spice Baby koleksiyonunuzu alabilirsiniz ki ben aldığınızda çok bir pişmanlık duyacağınızı düşünmüyorum. Şimdi ikisini yan yana getirmek istiyorum. İki sevgili bir arada. Şaka yapıyorum, ikisini sevgili yapmıyorum. Bu kanal çocuklara içerik üreten bir kanal. Sadece ikisi BFF. Sadece çok yakın BFF'ler. Ancak ikisi çok tatlı duruyor yan yana. Aşırı bayıldım ikisine. Evet. Evet, bugün sizlere Spice Baby tanıttım. Geçen hafta da sizlere Sweets'i tanıtmıştım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, videoyu yorum atmayı lütfen unutmayın. Spice Baby beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz bunu yorumlarda belirtin. Sweets ve Spice Babe'den hepinize hoşça kalın. Call me by your name.